Mecliste emeklilik önergesi görüşüldü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun gündeminde yine emeklilik konusu vardı. İyi Parti'nin mecliste sunduğu araştırma önergesinin ön görüşmeleri yapıldı. Ancak önergenin gündeme alınması reddedildi. Meclis Genel Kurulu'nda İyi Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu ve 19 milletvekili tarafından aynı şartlarda emekli olan vatandaşlarımız arasında meydana gelen ücret farklılıklarının araştırılması, sosyal güvenlik prim gün sayısı artışına rağmen emekli maaşında düşüş sorununa çözüm bulunması amacıyla 2 Ağustos 2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verilmiş olan meclis araştırma önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak görüşmelerinin 12 Kasım 2019'da yapılması önerildi. Önergenin gerekçesini açıklamak üzere söz alan İyi Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu şunları söyledi. Milyonlarca insanımız bekliyor. Elimde iki tane fotoğraf var. Birisi gençliğinde çok çalışmış ve emekli olduktan sonra huzur içinde olan bir çift. Bir diğeri de bunlar da bizim garibanlar. Gençliklerinde çalışmışlar, emekli olmuşlar ama geçim yok, dirlik yok, bunalım içerisinde, yokluk içerisinde kıvranıyorlar. Dünyada sosyal güvenlik sistemleri çalışırken ödenen primler oranında emekli maaşı ödenmesinin ve aktif sigortalık süresinin uzun tutulmasını teşvik eder. Böylece ne kadar çok prim öderseniz o kadar emekli aylığı alırsınız. Sosyal güvenlik sistemi daha çok çalışan, refah içinde yaşamak isteyen emekliler üzerine kurgulanır. Sosyal güvenlik sistemimiz 1999 ve 2008 yıllarında yapılan iki ayrı düzenlemeyle aylık bağlama oranları düşmüştür. Hesaplama yöntemi değişmiş, emekli olan vatandaşlarımız ciddi zararlara uğramış bulunmaktadırlar. Nitekim 2002 yılında ortalama emekli aylığı askeri ücretin %132'si iken 2017 yılında %96'sına düşmüştür. Halen ülkemizde asgari ücretin yarısı kadar maaş alan emekli vatandaşlarımız vardır. 2019 yılında emekli maaşının asgari 1000 Türk lirası olması övünülecek bir durum değildir. Üzülecek bir durumdur. Son düzenlemeyle gelen çalıştıkça emekli maaşının düşmesi uygulaması, sigorta primini gününü dolduran vatandaşlarımızın bilinçli olarak sistemden çıkmasına neden olmaktadır. Zaten ülkemizde 2,5 çalışana bir emekli düşerken 4,5 milyon kayıtsız işsizle ve bir o kadar da kayıtlı işsizle dünya ortalamasının çok altındayız. Yanlış politikalarla sosyal güvenlik sistemi içinden çıkılmaz bir noktaya getirilmiştir. Meclisimizde kurulacak bir araştırma komisyonuyla sosyal güvenlik sistemimizdeki yanlışların araştırılması, özellikle devletin sosyal koruması altındaki bu kesimimizin refahını artıracak tedbirlerin araştırılması görevimizdir. Milyonlarca insanımız bizden bunu beklemektedir. Değerli milletvekilleri, emeklilerimizin sorunları sadece maaşla da sınırlı değildir. 2000 sonrası emekli olan vatandaşlarımızın intibak sorunu halen devam etmektedir. Yaşlanınca, hastalık sahibi olunca en azından sağlığım garanti altında olsun diye prim ödeyen emeklilerimizden sağlıkta katkı payı alınması da ayrı bir garabettir. Bir diğer husus, emeklilerimizin dörtte birinin ev sahibi oluyor olmasıdır. Sosyal konutta vatandaşlara hizmet olsun diye kurulan toplu konut idaresi, sosyal konut yapmak yerine lüks konutlara yönelmiş olup dar gelirli vatandaşlarımızın problemiyle ilgilenemez hale düşmüştür. Emekliler Derneği Genel Başkanı da bir devletin haysiyeti, gururu insanına, emeklisine, işçisine verdiği mutluluk kadardır demektedir. Önergeye destek veren HDP İstanbul Milletvekili Erol Katıcıoğlu da şöyle konuştu. Yapısal bir reform gerekiyor. İyi Parti'nin emeklilikle ilgili gündeme getirmiş olduğu bu problem gerçekten oldukça ciddi bir problem. Ciddi bir problem çünkü aşağı yukarı 8 milyon insanı ilgilendiren bir problem. Ki bu az bir rakam değil. Gerçekten de bu insanlar tuhaf bir durumda kalıyorlar. Ya çalışabilecekleri halde çalışamayıp evde oturup emekliliği bekliyorlar ya da eğer çalışıyorlarsa da patronlarından kendilerini sigortayla yapmamalarını istiyorlar. Çünkü çalıştıkça neredeyse emekli maaşı da azalmaya başlıyor. Şimdi bu durumda bu bir sıkıntı, bir sorun ve bunun bence anladığım kadarıyla asıl ortaya çıkış biçimini kayıt dışılık diye de belki ifade etmemiz lazım. Çünkü insanlar sigortalı oldukları zaman maaştan düşeceğini hissettiklerinden dolayı kayıt dışı kalmayı tercih edebiliyorlar. Biliyorsunuz ki Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarından biri kayıt dışılıktır. Ve bu kayıt dışılık meselesini de ilgilendirdiği için bu önergenin bence araştırılması gerekiyor. Çünkü 8 milyon insanımızı ilgilendiren böyle bir konuyu anlamamız lazım. Nedir problem? Problem esas itibariyle 2008 yılında sosyal güvenlik sisteminde yapılan reformlardan kaynaklanıyor. 2000'den önce başka bir sistem uygulanıyordu. 2000-2008 yılları arasında başka bir sisteme geçilmişti. 2008'den sonra yine başka bir sisteme geçilmişti. Dolayısıyla da 3 ayrı emeklilik hesabı bir bakıma yapılmak durumunda kalınılıyor. Sosyal güvenlik sisteminin bu hale gelmiş olması yeniden düşünmemizi ve gerçekten daha temelli, daha yapısal bir reformu gündeme getirmemizi gerektiriyor. Ama her şeyden önce sosyal güvenlik sistemimizin bu meselesiyle ilgili bu araştırma önergesini desteklememiz ve bu araştırma önergesi çevresinde konuşabilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
diyerek sözlerine son verdi. CHP İzmir Milletvekili Koni Beko şunları söyledi. 8 milyon emekli açlık sınırının altında. Emekli maaşlarıyla almış olduğum söz, gerçekten yapmış olduğumuz araştırmalar içerisinde çok vahim bir tabloyla karşı karşıya kaldığımızın ifadesidir. Bugün baktığımızda Türkiye'de emekli kardeşlerimizin 248 bine yakını maalesef üzülerek söylüyorum 1000 TL maaş almaktadır. 248 bin emekli kardeşimiz 1100 TL maaş almaktadır. 220 bin emekli arkadaşımız da 1100 ile 1200 TL arasında maaş almaktadır. 6 milyon 850 bin emekli ise 2000 TL altında maaş almaktadır. Sevgili milletvekillerim, bugün Türkiye'de 12 milyona yakın emekli arkadaşımız var. 12 milyona yakın emekli arkadaşımızın 8 milyonu maalesef açlık sınırının altında maaş alarak yaşamaktadır. 5 milyona yakın emekli ikinci işte çalışmakta ve bazı emekli kardeşlerimiz de yeniden iş aramaktalar. Bunlarla birlikte Türkiye'deki emekli kardeşlerimiz insan olmaktan kaynaklanan temel ihtiyaçlarını giderebilecekleri, hak ettikleri bir maaşı talep etmektedirler. Sevgili arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, Avrupa standartlarına baktığımızda Avrupa'da emekli kardeşlerimizin sendikaları var. Ve o sendikaların bir federasyonları var. Yani sarayın iki dudağı arasında 12 milyon emekli sadece insan olmaktan kaynaklanan temel ihtiyaçlarını giderebilecek bir maaş talep etmiyorlar. Emekli kardeşlerimiz Avrupa'da olduğu gibi ekonomik, demokratik, siyasi, sosyal haklarını sendikaların yetkileriyle talep etmektedirler. Değerli arkadaşlarım, sevgili kardeşlerim, bugüne geldiğimizde maalesef üzülerek söylüyorum, Türkiye'de emekli olan kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın ve ağabeylerimizin çok zor koşullarda yaşadıklarını hepimiz biliyoruz. Akşamları hava karardıktan sonra siz pazar yerlerine gidin. O pazar yerlerinde kendisini kimseye göstermeden pazar artıklarının nasıl toplandığını, 1000 lira maaş alan bu emeklileri orada göreceksiniz. Bunlarla birlikte son olarak şunu söylemek istiyorum. 2000 yılı öncesi ve 2000 yılı sonrası emekli olan arkadaşlarımıza bağlanan maaşı bir türlü anlatamadınız. Biz de bunları anlayamadık. 2000 yılı öncesi maaş alanlarıyla 2000 yılı sonrası maaş alanların arasındaki maaş farkını gasp ettiniz. Bu hem eşitsizlik hem de anayasaya aykırı olduğundan dolayı mutlaka ama mutlaka bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biz intibak yasasını çıkarmalıyız. Emekli arkadaşlarımızın hak ettikleri insan olmaktan kaynaklanan temel ihtiyaçlarını giderebilecek bir maaşı bu mecliste çıkarmamız gerektiğini inancındayım diyerek sözlerine son verdi. MHP önerge üzerine görüş açıklamazken AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin şunları söyledi. Hep beraber gerekli düzenlemeleri yapacağız. Milletimizden yetkiyi aldığımız günden bugüne her zaman milletimizin sorunlarıyla, talepleriyle ilgilenmek ve bu sorun ve taleplerin önündeki engelleri ortadan kaldırmak, çözüme kavuşturmak üzere büyük bir gayreti ortaya koymuş bir hareket hesabında olsun. Bu sebeple yaptığımız birçok düzenlemenin yanında iktidara gelince ilk yaptığımız işlerden bir tanesi de emeklilerimizin sorunlarıyla ilgilenmek ve standartlarını yükseltecek düzenlemeleri hayata geçirme gayreti olmuştur. Bu alanda çok önemli reformları hayata geçirdik. Bugüne kadar emeklilerimiz için yaptıklarımızdan bazılarını hızlıca sayarsak, daha önce başvuru sonrası aylarca süren emeklilik aile bağlanma süresini bugün hamdolsun 15 güne indirmeyi başarmış, emeklilerimize yapılan ödemelerin gayri safi yurt içi hasılaya oranı 2002 yılında toplam bütçe içerisinde %4,8 iken bu oranı 2018 yılında %6,75'e çıkaracak düzenlemeleri zamları yansıtmış bulunmaktayız. Emeklilerimize Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1000'er TL bayram ikramiyesi veren düzenlemelerden emeklilerimizin promosyon almalarını, yaklaşık 4 milyar TL'lik bir kaynağın dağıtılmasını sağlayan düzenlemelere, doğumla Türk vatandaşı olup daha sonra vatandaşlığını kaybedenlere, Türk vatandaşı olarak geçirdikleri süreleri borçlanma hakkına kadar vefat eden sigortalılarımızın, 65 yaşından büyük muhtaç durumda olan anne ve babalarına hiçbir şart aranmak, maaş bağlanmasına kadar birçok düzenlemeyi yaptık. Bunların dışında vakit darlığından dolayı değinemediğim daha birçok iyileştirme yapıldı bu alanda. Kıymetli milletvekilleri, bugün her duruma itiraz ederek yetersiz olduğunu söyleyenler, Türkiye'nin nereden nereye geldiğine bence daha iyi bakmalıdırlar. O dönemde verilen 3 kuruş emekli maaşını almak için bile banka önlerinde geceden sıraya giren, hatta o sıralarda hayatını kaybeden insanlarımızın, emeklilerimizin çektiği çileleri bitiren düzenlemeleri kendi dönemlerinde yapılmış düzenlemeler sanmamalıdırlar. Bunların hepsi ve benzerleri tarih oldu hamdolsun.
Grup önerisinde prim gün sayısını doldurup yaşı bekleyenlerin ilave çalışılan her yıl için emekli aylığının azaldığını belirtiyorlar. Emeklilik sisteminde sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için 1999 ve 2008 yıllarında iki reform süreci yaşanmıştır. Sigortalıların kazanılmış haklarının korunması için emekli aylıkları hizmetinin geçtiği dönemlerde geçerli olan aylık bağlama sistemleri esas alınarak hesaplanmaktadırlar. Bu nedenle günümüzde 8-9-1999 tarihi ve 1. dönem 9-9-1999 ila 1-10-2008 tarihleri arasında 2. dönem ve 1-10-2008'den sonrası 3. dönem olmak üzere 3 farklı dönem bulunmaktadır. 2008 sonrası kurgulanan sistem kendi içinde tutarlıdır ve çalıştıkça aylıkların düşmesi bir yana, tam aksine sistemde kaldıkça aylıklar yükselmektedir. Ancak söz konusu düzenlemeler arasında aylıklar karşılaştırıldığında farklılıklar gözükmektedir. Bu farklılaşmanın temel nedeni 2008 yılında yapılan düzenleme değil, 2008'den önce 1999 yılında ve 1990'dan önceki sistemlerin farklılığı ve o dönemlerde geçen çalışma sürelerinin, aylık bağlama oranlarının veya askeri aylık katkı oranlarının farklılığıdır. Dolayısıyla sosyal güvenlik sisteminde en önemli şey sürdürülebilirliği sağlamaktır. 1999 yılında bu düzenlemeyi yapanlar, 1992 yılında yine o sisteme yapılan yanlışlığın bedelini ondan sonraki sigortalılara ödetmek için onu yaptılar. Bugün 2008 yılında bir düzenleme yaptık ve 11-12 yıldır hiç dokunmadığımız bir düzenleme ile devam ediyoruz. Gelişmiş Avrupa ülkelerinde, gelişmiş ülkelerde bile her 5 yılda bir emeklilik sistemiyle oynanıyor. Son cümlemiz şudur: hep beraber el ele vereceğiz, kaynaklarımızı hep beraber çoğaltacağız, imkanlarımızı hep beraber büyüteceğiz. Kuru muhalefet yapmayacağız, birbirimize kuru karşıtlık yapmayacağız. Hep beraber gerekli düzenlemeler altına imza atıp memleketi büyütüp bu büyümeden dar gelirli, emekli, asgari ücretli kim varsa, öğrenci, yaşlı, herkese bunları yansıtacağız. Hep beraber. Konuşmaların ardından oylamaya sunulan öneri kabul edilmedi.